Geliyor şu an. Sayın Akfırat, bu İmralı görüşmeleriyle ilgili neler söyleyeceksiniz? Gelinen noktayı nasıl değerlendireceksiniz? Sayın Akfırat. Evet, şimdi duydum sesini, şimdi evet, geldi. Evet, tekrarlayayım o zaman ben de sorumu. İmralı görüşmeleriyle ilgili gelinen noktayı nasıl değerlendireceksiniz öncelikle? Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Bu Öcalan'a giden ikinci BDP heyetinden sonra özellikle bugün itibariyle büyük bir PKK'yı olumlulaştırma dalgası yaşadığımızı medyada belirterek başlayalım. Şimdi çeşitli internet sitelerinde, gazetelerde, televizyonlarda Öcalan'a ait olduğu söylenen mektuplarla ilgili çeşitli haberler çıkıyor. Bu işte Öcalan'ın yolladığı mektubun içeriğinde şunlar var, bunlar var şeklinde. Bunların ne kadar doğru olduğunu, ne kadarının yanlış olduğunu bilmiyoruz. Ama 3 aşağı 5 yukarı Öcalan'ın benzer görüşler savunduğunu biliyoruz. Şöyle bir bakacak olursak bugün çeşitli internet sitelerine düşen bilgiler var Öcalan'ın mektubunun içeriğiyle ilgili olarak. Evet. Deniyor ki işte federalizm talebimiz yok, özellik talebimiz yok diyormuş Öcalan. Türkler için de, Kürtler için de demokratik bir Türkiye istiyormuş. Bu nedenle bu açılım süreci yürüyormuş, bu görüşme süreci yürüyormuş. Olumlulaştırmadan kastım bu. Bunların tamamının yalan olduğunu, gerçek olmadığını, aslında çok kapsamlı bir projeyle karşı karşıya olduğumuzu vurgulayalım. Hemen bağlantımızın başında. Şu bakımdan önemli. Şimdi sanki Öcalan Türkiye'nin büyük kurtarıcısıymış gibi sunulmaya başlanmış durumda. Sadece Kürt kökenli yurttaşlar açısından da değil, neredeyse Türkiye'nin bütünü açısından, Türkiye açısından bir kurtarıcıymış gibi sunuluyor. Esas acı olan manzara da bu Türkiye açısından. Bakalım hükümet yetkililerinin açıklamalarını, son 2-3 aydır bu İmralı süreci denilen Öcalan'la görüşme süreci başladığından bu tarafa, varsa yoksa Öcalan. Öcalan çözüm istiyor. Öcalan bizim beklentilerimize uyuyor. Öcalan acaba kabul ettirebilir mi sorusuna, Öcalan örgütün esas lideridir. Bir Öcalan parlatması devam edip gidiyor bütün medyada ve bu hükümet yetkililerinin ağzından çıkan sözler, bu söylediklerimiz. Bu açılım sürecini sürecinde kilit roller oynadığı anlaşılan Başbakan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan'ın televizyon dolaşıp kendi yazdığı iki gazetedeki köşe yazılarında hep bu fikirle işliyor. İşte Kandil İmralı Avrupa diye ifade ediliyor. Bunların hepsi PKK'dır, bir kere onu da söyleyelim. Sanki İmralı deyince bir adayla bir görüşme varmış gibi sunuluyor. O da Öcalan'la görüşmeyi meşrulaştırmak için bu ifadeler kullanılıyor çok açık, evet, bir şekilde. Kandil'de kim var? Kandil'de de PKK'nın 30 yıldır savaşan, silahlı, Türkiye'ye yönelik terörist faaliyetleri yürüten terör örgütü mensupları var. Yani Kandil'de de sanki Kandil Dağı'yla bir konuşma yapılıyormuş gibi sunuluyor neredeyse. Avrupa'da da aynı şekilde PKK'nın Avrupa sorunları söz konusu. Yani söylemeye çalıştığım şu, bütünüyle PKK'nın yasallaştırıldığı, adeta iktidar ortağı konumuna getirildiği bir süreci yaşıyoruz şu anda. Evet. Peki federalizm ve demokratik özellik veya özellik talebimiz yok cümlesini anlama geliyor. Bugün bu mektubun içeriği diye servis edilen metinlerdeki ifade ne anlama geliyor? Bu da gerçeği yansıtmıyor. Öcalan'ın o demokratik cumhuriyet dediği şeyin özelliği de kapsadığını herkes biliyor. Öcalan yazıyor, çiziyor zaten, bunları gizliyor da değil. Yani şu anda Türkiye PKK'nın 30 yıldır silahla yapmaya çalıştığı her şeyi bugün masada AKP hükümet tarafından verildiği bir süreci yaşıyor PKK'nın istediklerinin. Ama bu olay PKK'nın
kendi başına organize ettiği veya PKK'nın yaptığı bir iş olmanın çok ötesinde bir olaydır. Bunu da vurgulayalım. Bir Amerikan projesidir bu. Bu Amerikan projesinin adı da herkes tarafından bilinmektedir. Büyük Orta Doğu projesidir bu. Daha sonra genişletilmiş Orta Doğu ve Kuzey Afrika projesi diye adını da değiştirdiler. Ama herkesin bildiği ismiyle Büyük Orta Doğu projesidir. İşte o Büyük Orta Doğu projesinde Tayyip Erdoğan'ın 2004 yılında televizyon ekranlarından açıkça ifade ettiği Diyarbakır'ı merkez yapma projesi, yani Büyük Orta Doğu projesinde merkez yapma projesi şu anda doğrultusunda adımlar atılmaktadır. Bir kere bunu da net bir şekilde vurgulayalım. Şimdi burada bir barış süreci veya silahların bırakılması diye ifadeler kullanılıyor. Silahların bırakılması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını PKK'nın yöneticileri başından beri döne döne vurguluyorlar. Daha bugün yeniden Duran Kalkan'ın bir açıklaması var. PKK'nın kendi internet sitelerinde yayınlanan. Bu konularla ilgili olarak şunu söylüyor: biz AKP'ye güvenmiyoruz, AKP'nin samimiyetine inanmıyoruz diyor. Şimdi bunu, bu gibi açıklamaları işte o biraz önce adını zikrettiğim Yalçın Akdoğan gibi hükümet yetkilileri veya AKP yetkilileri şöyle tarif ediyorlar: İşte Öcalan iyi de Kandil'i de biraz yola getirmemiz lazım gibi ifade ediyorlar. Mesele burada Kandil, Öcalan ayrımı meselesi olmanın çok ötesinde bir durum söz konusu. Hı hı. Bu biraz önce sözünü ettiğimiz Büyük Orta Doğu projesinde, yani Amerikan projesinde, AKP'de, PKK'da, Öcalan'da kendilerine verilen rolleri aslında uyguluyorlar. Şu anda yaşadığımız süreç budur. Evet. Şimdi Tayyip Erdoğan'ın da Türkiye'den giderlerse süreç başlar diye bir ifadesi var bugün basın toplantısında söylediği. Hı hı. Yani Türkiye'den gidince başlayacak olan süreç nedir? O da tam belli değil diyor. BDP yetkilileri bu konuyla ilgili açıklama yapıyorlar. Aslında gizli değil, açık. Öcalan'ın mektubu diye basına yansıyan bilgilerden de anlıyoruz ki bu 21 Mart'ta ilan edileceği ileri sürülen çatışmasızlık veya eylemsizlik diye ifade edilen sürecin hemen ardından bu işin ikinci aşaması anayasa. Evet. Yani her şey dönüyor dolaşıyor. Bu yaklaşık işte bir hükümet genel seçimlerden bu tarafa devam eden bölünme anayasası meselesine kilitlenmiş durumda. Hı hı. Bütün her türlü olay. Evet. Şu anda yaşadığımız süreç, yani PKK ile barış görüşmeleri veya silah bıraktırma görüşmeleri diye ifade edilen sürecin esas hedefi bu bölünme anayasasını Türkiye'de çıkarttıracak uygun zemini yaratabilmek. Hı hı. Çok yani teşekkür ediyoruz. Çok yönlü bir psikolojik savaşla yürütüldüğünü, hı hı, vurgulayalım. Evet. Sanki terör bitecek, bu işler sona erecekmiş gibi bir hava yaratılarak yapılıyor ki anayasa konusunda yarın öbür gün referandum söz konusu olduğunda anayasaya bir destek çıkabilsin. Bir de hiç kimse buna itiraz edemesin. Hı hı. Bakın ne güzel, herkes barışırken, barışçı bir çözüm uygulanırken, evet, siz niye itiraz ediyorsunuz diyebilsinler diye bir ortam yaratılıyor. Ama işin gerçeği bu değil. Bu değil. İşin özü şudur: Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünüyle dönüştürüldüğü, hatta temellerinin ortadan kaldırıldığı bir süreci yaşamaktayız. Hı hı. Bu sürecin sonunda da bu bölünme anayasasıyla bu taşlandırılmak isteniyor. Evet. Fakat bu işin çok kolay olmadığı da biliniyor bu işi yapanlar tarafından. Nitekim son Tayyip Erdoğan'ın özellikle geçen hafta yaptığı meclis grup konuşmasında söylediği, biz Türk milliyetini, milliyetçiliğini ayaklarımız altına alıyoruz açıklamasıyla ilgili, o bir haftadır bu konudaki açıklamasını düzeltme çabası içine girmesi. Bugün havaalanında düzenlediği basın toplantısında milli birliğe zarar verecek hiçbir adımı atmayız gibi bir açıklama yapmak zorunda kalması. Hı hı. Bu konudaki özellikle AKP içinden de gelen itirazların çok güçlü olmasından kaynaklanıyor. Evet. Biz
Birçok aslında Ankara'daki gazete, televizyon bürosu AKP'den yükselen itiraz seslerini yakından bilmesine rağmen bu konuyla ilgili haberlere genellikle yer vermiyor. Hatta yer yer ciddi itirazların olduğu, milletvekilleri içinde kopmaların olabileceğine dair kuvvetli bilgiler ortaya çıkmış durumda. Ama mesele sadece AKP içinden itirazlar değil, Türkiye'nin, Türk milletinin bütününün bu süreci ilişkin İtiraz. Çok kuvvetli itirazları olduğunu ortaya çıkmış olması Tayyip Erdoğan'ın bu konudaki ifadelerin düzeltme çabası içine girmesine neden oluyor. Evet. Genel olarak toparlayacak olursak biraz önce söylediğim gibi bu süreç bir PKK'ya silah bıraktırma diye ifade edilen süreçte bir PKK'nın silah bırakması gibi bir durum söz konusu değil. Değil. İkinci aşama diye ifade edilen, yani bu eylemsizlik kararından sonra ikinci aşama diye ifade edilen süreçteki aşamadaki esas nokta anayasa meselesi. Anayasada da tabii en kritik mesele Türk milletinin anayasadan çıkarılmış olması ve adı özellik olmayan bir özellik modelinin belki üniter yapı olarak görünmekle birlikte bir özellik yapısının valilerin seçimle iş başına geldiği, bölge meclisleri tarafından yürütülen, yönetilen il yapısının veya eyalet sistemine doğru gidişin zemininin oluşturulacağı, ana dilde eğitimin de bu bölge meclisleri tarafından yürütüleceği, çünkü eğitimin de bu meclislere devredilmesi, valiliklere devredilmesi gibi bir plan söz konusu. Zaten AKP hükümetinin kongresinde, AKP'nin kongresinde açıkladığı bir 63 maddelik yapılacaklar bildirgesi vardı ki orada ana dilde savunma, ana dilde kamu hizmeti gibi şeyler de vardı. Ana dilde savunma şimdi meclisten geçti. Ana dilde evet, kamu Sayın Akrat. Süremiz de daralıyor. Teşekkür ediyoruz size açıklamalarınız için. Dolayısıyla büyük bir kandırmacanın yürütüldüğünü tekrar vurgulayalım. Bu sürecin de çok çetrefilli olduğunu, AKP açısından da öyle kolay kolay da uygulanabilir olmadığını daha bir haftalık süreçten çok net bir şekilde gördüğümüzü vurgulayalım. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun açıklamalarınız için. Sağ olun. Evet değerli izleyenler, Fikret Akfırat telefonla bağlandı ve Ulusal Kanal Ankara temsilcisi İmralı görüşmelerini Öcalan'ın BDP'ye ulaştırdı. Mektubunu değerlendirdi. Öcalan'ın açıklamalarına yer verelim. İlk adım Haziran ayına kadar eylemsizlik kararı diyor mektupta. İkinci aşamada yeni anayasa, federasyon ve özellik talebimiz yok. Üniter yapı korunmalı diyor. Fikret Akfırat da bu ifadelerin, bu açıklamaların inandırıcı olmadığını, PKK'nın silah bırakmayacağını açıkladı.